geldiniz. Başkanlarım. Buyurunuz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gençler, her birinizin ayrı ayrı güzel gözlerinizden öpüyor. Derslerinizde başarılar diliyor. Ailelerinize selamlarını, sevgilerini iletmemizi rica ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanım hoş geldin. Mamak ilçe başkanı Gürbüz Şen. Sevgili eşiyim Nurcan öğretmen. Çok memnun oldum. Yerel seçimlere gidiyoruz. Elbette bütün esnafımızı gezerek oy istemek üzere yola çıktık. Sizden de evet adayımız burada Hüseyin Başkanımıza oy istiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İşler nasıl? Çok şükür başkanım. Piyasayı biliyorsunuz. Biliyorum. Şartlarda çok şükür. Oylarınızı istiyoruz. Sizinleyiz inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. İlk defa bir genel başkan geldi. Çok teşekkür ediyoruz size de. Evet. Yanınıza sağlık. Sağ olun. Sizin hatırınıza bu sefer ilk defa vereceğim. Erkan. 70 sene ben buralıyım. 70 sene ben buralıyım ama evet. 60 sene benim mama burası. Kaldı bak, kaldığıma bak. Allah'ın zor yürüyoruz, zor. Hastaysan evet. Yürüyemez. Evet. Gidin şöyle yürüyün bak lütfen. Şöyle aynı kadına yürüyorum. Acaba insanlar yürüyebiliyor mu? Bir tarafta direk var, bir tarafta çukur var, bilmem ne var ya. Yazık günah yani. Yaşlısı var, hastası var, bilmem ne var. Yani gelen var hiç kimse bunu ama ilgilenmiyor. Genel başkanımın yanında sözüm olsun. Genel başkanımın yanında o iş. Başkanım severiz yıllardan beri ama bir gün görüşebildik. Valla benim kadar gezen siyasi yok. Ya biliyorum başkanım. Rastlaşmamışızdır. Onun için bak. Merhaba. Hoş bulduk. İşler nasıl? Genel anlamda. Evet. Basını almadık. Evet. Ben de iyiyim. Şimdi geldi seçim. Ne edeceğiz? İnşallah size gelir. Hayır sağ olun. Sağ olun. Adayımız. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Hüseyin Bey'i tanıyorsunuz başkanımızı. O istemeye geldik. İnşallah destekleyeceğiz tabii ki. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evdekilere selam. Seçim var. Oylarınızı istiyoruz beyefendiye. Evet, durumumuz nedir? Durumumuz iyi. Şükür sıkıntımız yok. Ama genel olarak piyasalarda bir sıkıntı var mı? Evet, var. Ben başka bir şey seviyorum. Ha tamam. Durumunuz inşallah destek edin. Çok güzel ya. İnşallah dedi haberiniz inşallah, olsun. Tamam. İnşallah başkanım. Çok bir kere daha gel tamam, buraya. Gelirim başkanım. Gelirim ama. Çok memnun oldum oğlum. Çok memnun oldum. Gel bakayım şuraya. Oy harikasınız. Teşekkür ediyorum. Ailelerinize gidin. Evet. Şimdi hangi partinin varsa onlar bir adet oy isteyin. Biz İYİ Parti'ye veriyoruz. Nasıl oluyor? Nasıl geliyor? İYİ Parti. Bana bak. Hadi o tamam. Ben her birinin ailesinden bir oy istiyorum. İyi tamam. Anneni veya babanı veya anneanneni razı edeceksin. Tamam başkanım. Sizlerde diyalog gireceğiz. Dün yaşanmıştı. Provokasyonun durumunu düşünüyorsunuz yoksa spontane mi gelişiyor bu? Ben vatandaşın ister birileri tarafından söylensin. Yani kameralar edersin. Yok bunu alabilirsiniz. Kameralar atıyorlar başkanım. Bakın ister bir vatandaşa böyle deyin densin. İsterse kendinden desin canbaş üstüne. Orada bir sorun yok. Çünkü ben isteyenim. O kişi oy verir vermez ayrı bir şey. İstediğiniz süre içerisinde seçmen veli nimet olmalıdır. Türkiye bunu kaçırdı. Dolayısıyla ben diyorum ki yalnız eskiden şimdi benim kaderimi söylüyorum size. O hanımefendi şey yaptı yani provokasyon yaptı demiyorum. Dünkü de değil. Orada bir yani olsa ne olur yani. Orada bir sorunumuz yok. Fakat esas mesele şu. Şimdi Erzurum'da Osmanlı asker topluma gidiyor. Osmanlı askeri subay köylünün tekine gidiyor. Diyor ki oğlunu vereceksin işte bilmem nereye savaş açtı. Bakıyor köylü şöyle. Tarihçiyim bunun şeyini gördü. Delilini gördü. Neyse vesikasını gördü. Muhtemelen şimdi ben köylü olduğum için yani bizim büyüklerimiz şöyle bakardı. Kendi oturuyorsa yukarıda bir varsa şöyle bakardı. Dolayısıyla bakmıştır. Demiş ki ya bu Osmanlı önüne gelenle savaş açıyor. Benim zürriyetime müdürlerdi. Biz bir siyasi partiyiz. Burada bir ciddi şey var. İnsan içini acıtan bir durum. O da biz bir siyasi partiyiz. Vatandaşın karşısına kendimizi tarttırmak üzere çıkabiliriz. Vatandaş bana der ki ey Meral Akşener kendini tarttırdın, seni sınıfta bırakıyorum. O zaman bana düşen hadi bakalım eyvallah demektir. Bakın bu açıklıkta da bunu söylüyorum. Şu anda siyasi liderler içerisinde siyasi liderliğe ne diyelim siyasi liderliğe doğru giden arkadaşlarımız için de Türkiye'de herhangi bir şahsın şuraya vatandaşı buraya da kendi kellesini koyduğu vaki değildir. Ben koydum kardeşim. Şimdi dolayısıyla bizim partimiz başkalarının varlığını sağlamak üzere kurulmuş bir parti değil. Sizin ihtiyaçlarınızı gidermek için proje üreten, onun üzerine rekabet yapan, sizin parmağınızı bizim gibilere sallayıp, seçmen anlamında söylüyorum, sallayıp ha öbürüne oy veririm, ha görürsünüz gününüzü diyebileceğiniz ortamı yaratmak için bir siyasi partiyi kurduk. 3 yıldır ben geziyorum, bizzat kendiniz şahit oldunuz. O gezdiğim yerlerin içinde bir kere kendi partimi övmedim, başka bir partiyi de yermedim. Çünkü seçim değildi. Şimdi birincisi bu. Ahlak, siyasi ahlak dediğimiz budur. Ben dönersek Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la ilgili problemli bir cümle, kelime etmemeye çalışıyorum. Çünkü seçilmelerini sağlayan ister toz zerresi, bazılarına göre toz zerresi, bazılarına göre hiç, ister toz zerresi, ister de X miktar payı olan bir insanın. Bu arkadaşlarımızın o dönemde seçilmesi için kendine göre bir siyasi partinin lideri olarak, %10'luk bir siyasi partinin lideri olarak kefalet koymuş bir insanım. Yani bizim bir etkimiz olmamış anlaşıldığına göre problem değil. Ona da saygı duyuyorum. Ama aleyhlerinde yanlış bir kelam etmemeye gayret ediyorum. Şimdi burada bir yanlışlık var. Bir aday çıkarmak bu arkadaşlarımızın karşısına vurun kahpeye anlamına gelemez. Yani Burak Avuncu İstanbul'da vatandaş tarafından oy alır seçilir, alamaz seçilemez, alamaz seçilemez, öbürü seçilir, vatandaşın yani Sayın İmamoğlu seçilir veya bir başkası seçilir. Ona ben saygı duymak mecburiyetindeyim. Benim partime yansıyan kısmında bedelini ben ödeyeceğim diyorum bu açıklıkta. Kellesini koymuş kaç kişi var kardeş? Bütün bunlar ne için? Sizin için. Hayal edin ben gittim. Hayal edin parti gitti. Ya arkadaş biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni var etmek için mi kurulduk? Veya bir başka partiyi. Bizim partimizin mensupları kadar ve şahsen benim kadar her iki taraftan da hakaret yiyen yok ya, iftira yiyen yok. Şimdi şöyle bir toplantıda bir vatandaş beraber geziyorduk. Neyi soruyordu bana? PKK'yı soruyordu. Bir taraf çıkıyordu faili meçhulcü diyordu. Bir taraf diyordu ki PKK ile sıkışıyorsunuz. Haydi. Bugün de diyor ki yani bakın seçmenin dediğine saygım sonsuz. Çünkü öyle propaganda yapıldığı için. Ama ben Mansur Bey'in şahsına yaptığı işlere hakaretamiz bir cümle sarf etmedim. Aynı şekilde Sayın İmamoğlu için de. Rekabet ediyoruz sadece. Daha güzel sizi memnun etmeleri gerekiyor. Yani biz bir rekabet ortamı yarattığımız için bütün arkadaşlarımız, buna AK Parti'nin adayları da dahil, size tek tek ulaşıp, adın ne? Serkan. Serkan, bana oyunu vereceksin mi demeleri lazım, cepte keklik dememeleri lazım. İşte onu sağlamaya çalışıyoruz. Sonuçta kime oy verirseniz baş tacı, onu tartışamayız. Sonra o tarafa geçtiğim zaman seçmen olduğum andan ilmen yıkıcı faaliyetimi gör. Onun için dürtmeyin. Çok teşekkür ederim.